Evet arkadaşlar, şimdi neredeyiz? Tekirdağ'dayız. Neredeyiz? Tekirdağ, yani köfte cenneti. Tekirdağ köfte yemeye geldik. Ama bir şey söyleyeceğim. Tekirdağ'da doğru düzgün gezecek bir yer yok. Ben bunu anladım. Gelince anladım ama. Gelemeden anlayamadım. Siz de gelince pek gezilmeyecek bir yer olduğunu anlarsınız bu arada. Yani gezilmeyecek derken, yani tarihi çok bir şeyi yok. Müze falan tarzı yeri çok yok. Sahili var. Yemek mekanları var. Benim gördüğüm bu. Onun da pek bir esprisi yok. Ama köfte yemek için birebir bir yer. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Gidip köfte yiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdiki durağımız Abdi Özcan Tekirdağ'da. Abdi Özcan Tekirdağ köftesi yiyoruz şu anda. Tadına bakacağız. Şu anda bu tabak yarım porsiyonmuş bu arada. Bu sosu acıymış. Geç kalan yürüyorum. Ama köftenin tadı var ya, çok güzel. Biraz da şeye benziyor, Sivas köftesine benziyor hat olarak, ama daha bir yağlı ama gayet beğendim. Burayı rotanıza ekleyebilirsiniz. Beğendim. Yani güzel. Köfte. Normal köfte ama. Böyle abartılacak bir tarafı yok. Doğru ya, doğru. Arkadaşlar şimdi köfteden çıktık. Köftenin porsiyonu ne kadar? 160 mı? 170 mi? Böyle bir şeye geldi sanırım. Bir porsiyon için. Sabah menemeni ne kadar geldi? 65 liraydı menemen. Bunun yerine gidip tekrardan menemen yeseydik daha güzeldi bu arada. Ama çok kötü değil. Ama standart köfte yani. Ekstra bir şey yok bence. Evet. Şimdi tam olarak çıktık köfteciden. Arabamıza bindik gidiyoruz. Bir de şimdi şöyle tamam sus. Raziye. Raziye. Konuşanın adı da Raziye. Bir dakika. Şuradan çıkmaya çalışıyorum. Bir dakika. Çıkarız herhalde. Çıktık. Şimdi şöyle bir durum da var arkadaşlar. Buranın büyük ihtimal yani meşhur olma, tanınma durumu Vedat Milor gelip yemek yemiş ve yorum yapmış. Bundan dolayı olsa gerek diye düşünüyorum. Ama şimdi bundan dolayı biraz tanınmış. Çok kişi geliyor. Ama şey muamelesi yapıyorlar. Sıra bile bekliyorsun yani. Öyle bir ortam olmuş. Ama hani hemen hadi oturun yiyin de gidin, böyle hemen insanın önüne böyle resmen atıp atıp geri gidiyorlar yani. Hani yiyin de hemen kalkın gidin edasında bir şeyler de var, tavırlar da vardı bu arada. Ya işletmeyi kötülemek açısından söylemiyorum. Belki farkında da değiller bu durumun. Sadece kendi şahsi fikrimi, yorumumu belirtiyorum burada. Şimdi Tekirdağlılar bize kızmasın, hani yok köftemizi kötüledi. Köftemizi kötülemek değil, köfte güzel.
normal bildiğimiz köfte. Ben bir ekstrasını göremedim yani. Ben bu köftenin aynısından İstanbul'da da yiyebiliyorum yani. Evet, buraya özgü farklı bir tarzı var. Abdi Özcan'da yediğim için de belki farklı bir durum yaşanmış olabilir. Bilmiyorum. Yani ama o tavır şey çok da hoşuma gitmedi benim. Bakalım şimdiki diğer durağımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdiki durağımız Tekirdağ'ın hemen girişinde Çanakkale Şehitliği. Şimdi çıkacağız. Yukarıda biraz gezeceğiz. Gezebileceğiniz noktalardan biri de burası. Bu arada Tekirdağ'da çok gezebilecek yer yok. Yani Tekirdağlılar kızmasın ama gerçekten yok. Şöyle aktivite olarak hani müze ya da kale, tarihi bir bakımdan çok yer yok. Biz de gezebildiğimiz, görebildiğimiz şeyleri gösteriyoruz. Hadi bakalım yukarıya çıkalım, bakalım neler. Evet bak, burada herhalde Çanakkale'de şimit olan Tekirdağ ailesinin fertleri yazıyor sanırım. Bayağı varmış. Tekirdağ ailesinin Çanakkale Savaşı zamanında yaptığı olayların, işte yaptığı yardımların görsel ve yazı olarak anlatımları var. Aynı zamanda şehitlik anıtları da karşı tarafta çimlerin üzerinde. Az sonra onları da gösteririz. Şimdi Tekirdağ'a geldiğinizde bu parkta hem gelip bu anıtlarda Tekirdağ ailesinin farklarının yaptığı İşte Çanakkale Savaşı'na katkılarını okuyup öğrenebilirsiniz. Oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Böyle dinlenmelik, güzel bir, ferah bir hava. Görsel olarak da çok güzel tasarım yapılmış bu arada. Ben beğendim. Şurada şehitlikler var. Burada Tekirdağ'da vefat eden, pardon, Çanakkale'de vefat eden Tekirdağ şehitlerinin adları yazıyor. Yani kısacası Tekirdağlı Çanakkale şehitlerinin isimleri yazıyor. Ruhları şad olsun. Şöyle anıtları da burada görünüyor zaten. Temsili olarak konulmuş bu arada bunlar. Hani kişi sayısı bu kadar değil. Bunun belki yani 10 misli. Bu sadece görsel amaçlı, yani temsili olarak buraya koymuşlar. Burayı da rotanıza ekleyebilirsiniz. Ben beğendim. Arkadaşlar şimdi Tekirdağ'da gezilecek yerler olarak ekleyebileceğiniz bir diğer yerde Marmara Ereğlisi. Marmara Ereğlisi bildiğiniz bir sahil boyunca güzel mekanların olduğu, daha çok balık yiyebileceğiniz restoranların olduğu deniz manzaralı bir ortam. Genel olarak başka bir şey yok. Zaten gezilebilecek yeri de yok yani gezilmesi. Marinası yani sahili var. Sahilde gezebilirsiniz. Beğendiğim bir tane mekan oldu. Işıklandırmasıyla, ortamıyla
gayet kalabalık diye bir yer. Tam Marmara Ereğlisi'nin deniz kenarındaki balıkçılar teknesinin hemen yanında. Gayet hoş, nezih bir ortam. Akşam yemek yenebilecek, balık yenebilecek en güzel ortam. Burada videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Çok 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 fazla gezilecek yeri yoktu. Bu kadar çekebildik anca. Burada videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Çok gezilebilecek yerler yoktu. Çünkü gezebildiğimiz yeri size göstermeye çalıştım. Siz de lütfen beğenmeyi, abone olmayı, özellikle abone olmayı şuradan unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Tekirdağlılar da bize çok kızmasın. Yani gezme ortamı olarak çok yer yok. Yapabilecek bir şey yok. Hani böyle müzedir, ne bileyim tarihi bir yerdir. Çok göremedik. Ama bir dahaki gelişimde büyük ihtimal daha farklı bir yer, daha Tekirdağlı olanlar varsa zaten yorumlarda şurası gezilir, burası gezilir diye yazabilirler. Daha güzel olur. Görüşmek üzere.